Karaciğer vücudumuzda hayati öneme sahip bir organdır. Yokluğunda yaşayamayız. Karaciğer sağlığı da bu nedenden dolayı oldukça önemlidir. Karaciğer kanseri toplumumuzda giderek yaygınlaşmaktadır. Karaciğer kanseri birçok etkene bağlı olarak gelişebilir. Karaciğer, bakteriler, virüs ve toksinler ile vücuda zarar verebilecek böcek ilacı kalıntıları gibi maddeler ve ilaçların zararlı kalıntılarından kurtulmayı sağlayan çok önemli bir organdır. Bu kadar iş gören bir organın kimi zaman tıkanıp temizlenmeye ihtiyaç duyması da normaldir. Tıpta bir hastalığı iyileştirmenin ilk aşaması onu toksinlerden arındırmak olarak kabul edilir. Böylece vücut daha sağlıklı bir dengeye kavuşur. Karaciğeriniz toksinlerle dolduğunda, iltihaplandığında veya tıkandığında bazı sorunlar yaşarsınız. Karaciğer hasarı için erken belirtileri göz önünde bulundurmalısınız. Tam bir iyileşme sağlamak için belirtileri fark ettiğiniz vakit doktora görünmelisiniz. Bulantı ve kusma. Genellikle ciddi bir tıbbi sorun olarak kabul edilmez. Birçok insan bulantı ve kusmayı görmezden gelir ve önemsemez. Mide bulantısı ve kusma, baş dönmesi, migren, gıda zehirlenmesi, erken gebelik, anksiyete ve depresyon gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Ancak bunun nedeni böbrek ve karaciğerde oluşan bir sorun da olabilir. Karaciğer hasarından müzdarip olan insanlar genellikle kalıcı bir bulantıya sahiptir. Bu karaciğerin işlev yapmayışından kaynaklanır. Metabolizma ve sindirim değişiklikleri de mide bulantısına ve kusmaya neden olur. Doktora görünmelisiniz. Genel zayıflık ve yorgunluk. Sürekli yorgun hissetmek karaciğer hasarının bir belirtisi olabilir. Gün içerisinde gerekli enerjiyi veren karaciğerdir. Enerji azalması ve yorgunluk da karaciğerde oluşan bir problemin işareti olabilir. Ayrıca yorgunluk ve halsizlik nedeniyle zarar gören karaciğer kandaki toksinleri temizleyemez duruma gelebilir. Bu gibi durumlarda doktora görünmelisiniz. İştah kaybı. İştahsızlık da karaciğerin düzgün çalışmıyor oluşunun bir belirtisidir. Eğer iştah kaybı yaşıyorsanız, kronik karaciğer hastalığı, hepatit veya böbrek yetmezliği ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Doktorunuzdan randevu almalısınız. Sindirim sorunları. Karaciğer, safra üretimi ile sindirim sürecinde aktif bir rol oynamaktadır. İshal ve hazımsızlık gibi problemler oluşabilir. Bunun altında yatan sebep ise karaciğer hasarı olma riski vardır. Safra taşı üretimindeki anormalliklerde safra taşı, yağlı gıdalar, kabızlık, irritable bağırsak sendromuna yol açabilir. Doktora görünmeyi ihmal etmeyiniz. İdrar rengi değişikliği. Eğer idrarınız koyu renk ise bir karaciğer sorununun göstergesi olabilir. Koyu renkli idrar turuncu, sarı veya kahverengi olur. Koyu idrar B vitamini takviyesi, antibiyotiklerin yan etkisi, enzim eksikliği, idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek problemlerine de neden olabilir. İdrarınız uzun süre koyu ise bir tanı için doktora başvurmalısınız. Deri sararması. Karaciğer hasarının erken işaretlerinden biri ise deri, göz, dil, tırnak ve parmakların sararmasıdır. Belirgin bir sarılık görülür. Bunun sebebi bilirubin birikmesiyle olur. Bilirubin cildinizde kan dolaşımında birikir ve zamanla sarımsı bir renk tonu alır. Belirgin bir sarılık meydana geldiğinde safra kesesi veya pankreas ile ciddi bir sorun olabileceğinden doktorunuza başvurun. Dışkı renginde değişiklikler. Dışkı renginde meydana gelen değişiklikler karaciğerdeki sıkıntıların bir belirtisi olarak kabul edilir. İyi işleyen bir karaciğerin dışkısı normal kahverengidir. Karaciğerde iltihap veya yara izi dışkı, gri, soluk sarı veya kil renginde görünmesi safra üretimini etkileyen durumdur. Arada soluk veya kil rengi dış görülmesi normaldir. Ancak sık sık meydana gelen bir durumsa karaciğer hasarı olma ihtimali vardır. Doktora danışmalısınız. Karın bölgesindeki değişiklikler. Karın bölgesindeki değişiklikler arızalı bir karaciğere işarettir. Şişme, ağrı, kramp ile karşılaşabilirsiniz. Şişkinlik hissine de yol açabilir. Tıbben bu belirtiler asit olarak bilinir. Karın boşluğunda asidin birikmesi nedeniyle ilerlemiş karaciğer hastalığı veya sirozu olabilir. Asit karaciğer hastalıklarına neden olabilir. Doktora başvurmalısınız. Sıvı tutma.
Erken karaciğer hasarının bir diğer belirtisi ise ayaklarda veya ayak bileklerinde sıvıların birikmesiyle oluşan şişliktir. Bu aynı zamanda asit ve portal hipertansiyon ile ilgilidir. Ayrıca karaciğer hasarı karaciğer fonksiyonlarını etkiler. Sıvı düzenleme kimyasalların salgılanmasında değişikliklere neden olur. Sıvı birikmesinin diğer olası nedenleri böbrek sorunları, kalp hastalığı, hormonal dengesizlik, limfastik sistem olabilir. Doktora danışın. Cilt duyarlılığında artış. Karaciğer sorununun bir diğer erken belirtisi cilt hassasiyetidir. Cildiniz kaşınıyorsa ve dökülme görülüyorsa aşırı duyarlı demektir. Hatta kolayca yaralanmalar ve sivilce görülebilir. Damar görünümüne de dikkat edin. Cildinizi nemli tutmaya özen göstermelisiniz. Bu problemin altında yatan nedenini öğrenmek için doktora gitmelisiniz. Şekerli yiyecek ve içeceklerden kaçının. Gofret ve bisküviden krema ve mayoneze, baklava ve tatlılardan meşrubata dek pek çok ürünün içerisinde glikoz, fruktoz veya mısır şurubu gibi tatlandırıcılar bulunuyor. Oysa çalışmalar bu tatlandırıcıları içeren yiyecek ve içeceklerin şişmanlığı tetiklediğini, insülin direnci yarattığını, ardından da kısır döngü halinde yağlanmayı daha da kötüleştirdiğini ortaya koyuyor. Her gün en az 45 dakika tempolu yürüyün. Özellikle gün boyu oturarak çalışıyorsanız daha fazla risk altındasınız. Gün içerisinde mutlaka hareket edin. Her gün en az 45 dakika düzenli ve tempolu yürüyüşe çok özen gösterin. Düzenli, tempolu yürüyüş yağlanmanın önemli ölçüde gerilemesine yardımcı oluyor. Karaciğer yağlanmasında önemli bir mekanizma olan insülin direncinin azalmasını sağlıyor. Bu da uzun vadede kalp ve damar hastalıklarından da koruyor. Diyabet ve hipertansiyonunuzun tedavisini aksatmayın. Karaciğer yağlanması, metabolik sendrom denilen hastalığın bir parçası. Eğer ailede diyabet, obezite ve bağışıklık sistemini ilgilendiren hastalıklar, hipertansiyon varsa mutlaka check-up'tan geçip bu hastalıkların kontrolünü sağlamak gerekiyor. Çünkü diyabette karaciğer yağlanması kol kola gidiyor. Hele şişmanlık da varsa bu durum daha da artıyor. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, karaciğer yağlanması ile kalp hastalıkları riskinin arttığına işaret ediyor. Ayrıca diyabet ve karaciğer yağlanması olanlarda siroz ve karaciğer kanseri gelişme riski de artıyor. Masadan doymadan kalkın. Bağırla beraber seyahatler, iş yemekleri ve sosyal etkinlikler daha da artacağından dışarıda daha fazla yemek durumunda kalabilirsiniz. İştah açıcı ve özendirici yiyeceklere karşı koymak şüphesiz her defasında kolay olmayacak. Ancak bir kereden bir şey olmaz diyerek midenizi doldurmak yerine gerek dışarıda, gerekse evde masadan doymadan kalkın. Alkolden kaçının. Karaciğere en çok zarar veren ve karaciğer yağlanmasına yol açan temel etkenlerden biri alkol. Düzenli, uzun süreli, 10 yıldan fazla ve karışık alkol türlerini kullananlarda karaciğer yağlanması ciddi boyutlara ulaşıyor. Hele bu kişilerde kilo fazlalığının da olması karaciğer için tehlike çanlarının çaldığı anlamına geliyor. Alkol sonucu vücutta biriken toksinler karaciğer hücrelerine zarar vererek siroz oluşmasını kolaylaştırıyor. Siroz ve karaciğer yetmezliği gibi ölümcül sonuçlar doğurabilecek hastalıklara neden olabiliyor. Alkolden mutlaka kaçının. Bitkisel karışımlara dikkat. Bilinçsiz olarak kullanılan bazı bitkisel ürünler karaciğere fayda yerine zarar verebiliyor. Açıkta satılan, nereden geldiği belirsiz, içeriği bilinmeyen bir laboratuvar şartlarında sınanmış ürünlerin kullanılması karaciğeri iflasa götürebiliyor. Bu konuda dolduruşa gelmemeli.